Ben Memo ile Hayata Dair Live TV'de. Ben Memo soracak, konukları cevaplayacak. Hayata dair ne varsa hepsi bu programda konuşulacak. Ben Memo ile Hayata Dair Live TV'de. Merhabalar sevgili dostlar. Live TV ekranlarından herkese selamlar, sevgiler. Bugün büyük bir ustayı programımızda ağırlayacağız. Romantik şarkıların romantik prensi sevgili Baha bizlerle. Baha Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Estağfurullah diyelim önce. Ya ne güzel. Onur duydum. Sağ olun. Uzun bir aradan sonra tekrar Münih'tesiniz. Malum araya pandemi girdi. Evet. Hepimiz evlere hapsolmak zorunda kaldık. Maalesef. Siz bu süreci nasıl geçirdiniz? Neler yaptınız evde? Vallahi aslına bakarsanız herkesin yaptığı gibi yani bir şekilde oyalanmaya çalıştık diyelim. Yani öncelikle sağlığımızı korumaya çalıştık. Bu arada sevgili Orhan Ölmez. Buradan selamlar olsun. İzleyicilerimizin de çok sevdiği birisindir. Çok Orhan. Beğenerek, dinleyerek, severek dinlediğimiz bir sanatçı o da. Eyvallah. Biz Orhan'la biraz stüdyoda böyle abi kardeş bazı düşüncelerimiz vardı. Geçmişten bu yana yapamadığımız. Aslında pandemi bize bu konuda biraz yaradı. Böyle bestelerimizi düzenledik, yaptık. Biraz müzikle geçirdik açıkçası. Evet. Bundan sonra yeni projeleriniz var mı? Yeni çalışmalarınız var mı? Var tabii ki. Şimdi 2-3 hafta önce Silinmeyen İzler isimli bir şarkımız zaten daha öncesinde çıkmıştı. Sen Hiç Özlemedin mi isimli bir çalışmamızla Orhan'la beraber yaptığımız bir çalışma. O da şu anda yayında. İnşallah Eylül-Ekim ayına bir şeyler hazırlıyoruz. Baha Bey, müzik hayatınızın başlangıcına bir dönmek istiyorum. O dönem bir yandan futbol oynuyordunuz, bir yandan evet, müzikle ilgileniyordunuz. Evet. Tam derlerdi ya topçu ya popçu filan evet, diye. Evet. Tam Galatasaray'a transferiniz de söz konusuymuş. Evet. Ama futbol olmamış, müzik hayatını seçmişsiniz. O dönemden biraz bahsedebilir misiniz? Tabii. Ben çocuklukta biraz futbola biraz değil fazla ilgim vardı. Bir de sanırım mahallede hep top oynarken bilirsiniz ya büyükler keşfederler. Bu çocukta iş var derler. Keşfedilen bir çocuk oldum o zaman. Dediler ki hani bu çocuk boşa gitmesin. Ona biraz yardımcı olalım. Beni Ankara Petrol Ofisi Kulübü'ne yazdırdılar. 2-3 yıl içerisinde çok ciddi aşamalar kaydettim. Bu arada tabii müzik hayatımızın hep bir tarafında vardı. Ablam müzik öğretmeniydi. Yani evde böyle bağlama çalınır, türküler okunurdu. Bilirsiniz işte her ailede evde olduğu gibi. Müziğe de ilgim vardı. Fakat o dönem futbol biraz daha ağır bastı. Okul takımında golleri ben atınca, Petrol Ofisi Kulübü'nde futbol çok iyi bir yere gidince Galatasaray'ın böyle bir transfer durumu olduğu an ben bir rahatsızlık geçirdim açıkçası. O zaman da müzik eğitim bölümünde öğrenciydim. Üniversiteyi kazanmıştım. Biraz vücudum zayıf düştü. Ağır da geçti biraz o dönemde. Normal mikrobik hepatitmiş yani sarılık hastalığıymış. Evet. Biliyorsunuz anne aile falan telaş yaptı biraz. Aman oğlum gözünü seveyim. İşte müziği de çok seviyordum. O an böyle bir kararla müziğe döndüm. Çok da iyi olmuş. Müzik severler Baha ile tanıştılar. Eyvallah. Sevgili Baha, magazin haberlerinde pek görünmüyorsunuz. Hatta hiç görünmüyorsunuz. Magazine biraz mesafeli misiniz? Yani magazinin doğru kullanıldığını düşünmüyorum. Genelde magazin insanlar biraz prim yapmak için, gündemde kalmak için kullanıyorlar. Yani çok gerçekçi gelmiyor bana. Dolayısıyla ben doğal ve gerçek yaşayan bir insan olduğum için içinde çok kendimi görmüyorum açıkçası yani. Evet. Sizle program yapacağımızı duyurduktan sonra izleyicilerimizden de sormamı istedikleri birkaç soru geldi. Durmuş Kılıç isimli bir izleyicimiz sormuş. Bestelerini yaparken yaşadıklarınızla mı yoksa duygularınızla mı yapıyorsunuz diye sormuş. Şimdi yani hepsini yaşamak mümkün değil tabii ki. Yaşadıklarım tabii ki oldu ama zaman zaman bazı olaylardan etkilenirsiniz. Etrafınızda çok sevdiğiniz bir insan vardır. Onun belki yaşadığı olay size ilham verir. Ama genelde yani kendi yaşadığım şeyleri yaptığım zaman o şarkılar biraz daha sanırım dokunaklı oluyor yani. Evet, anladım. Bir diğer izleyicimiz de Baha gerçek ismi mi diye sormuş. Benim ismim Bahattin. Bahattin Gündoğdu. O da gururla dedemin rahmetli, Allah rahmet eylesin. Tüm Allah rahmet eylesin diyelim. Nurlar içinde yatsınlar büyüklerimiz. Gurur duyduğum bir isim fakat çok büyük tesadüf oldu. Biz Bora isimli bir arkadaşımla bir yazlık bir yerde ikili olarak çalışacaktık. Dikdörtgen böyle bir tahta tabela vardı. Oraya Bora'yı yazdılar. Bahattin sığmadı. Baha da kaldı. Çok da güzel oldu dediler. Bora Baha. Baha orada kaldı yani. Öyle Baha olarak kaldı evet, müzik severler sizi Baha gitti. Olarak. Sevdiğim de bir isim aynı zamanda Baha. Evet.
Baha Bey, fazla da vaktinizi almıyorum. Şimdi uzun bir süre sonra evet sahneniz var. Sevenlerinizi de fazla bekletmek istemiyorum. Programımız Avrupa'da yaşayan Türklere yönelik. Buradan son onlara bir mesajınızı da alalım. Gönül dolusu sevgilerimi iletiyorum. Tüm büyüklerimin, kıymetli büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Kardeşlerimin gözlerinden öpüyorum. Allah sağlık versin diyorum öncelikle. Her şey gönüllerince olsun. Çok teşekkür ediyoruz Baha Bey. Bize de vakit ayırdınız, programımıza katıldınız. Tekrar görüşmek dileğiyle. Sevgili dostlar, bugün Büyük Usta sevgili Baha ile birlikteydik. Bir başka programda başka bir konukla tekrar karşınızda olmak ümidiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Hoşça kalın.